Atılım Üniversitesi 23. yılını bitirmiş bir üniversite ama tıp fakültesini biz geçen yıl kurduk. Ve ilk öğrencilerimizi geçen öğretim yılında aldık. 60 tane Türkiye'den öğrenci alırken 30 tane de uluslararası öğrencimiz oldu. Amacımız neydi bizim öğrencileri alırken? Bölgesel olarak, önce ulusal olarak, sonra bölgesel olarak, sonra da tüm küresel olarak toplum sağlığını en iyiye getirmeye çalışan, kendi üniversitemizin vizyonuna, misyonuna sadık kalan araştırmacı, bireysel olarak en iyisini yapmaya çalışan ve sürekli eğitime önem veren bilim insanları hekimler yetiştirmekti esas amacımız. Biz eğitim sistemimizi belirlerken çağdaş, bilimsel olarak en iyi olduğu kanıtlanmış eğitim sistemlerinden bir harman oluşturduk. Onları bir araya getirerek müfredatımızı oluşturduk. Bu müfredatı oluştururken de eğitimin merkezine, öğrenmenin merkezine öğrencileri yerleştirdik. Hem dikey hem de yatay şekilde integrasyon sağladık ve bir spiral oluşturduk. Bu spiral integrasyon şeklinde öğrencilerimize 6 yıllık bir eğitim planladık. Ama eğitimimiz sadece mesleksel eğitimde sınırlı kalmadı. Onların sosyal becerilerini geliştiren, iletişim becerilerini geliştiren, her türlü diğer bilimlerden de destek alarak etkin, mesleğini iyi uygulayan, iyi iletişim kurabilen, empati yaratabilen hekimler yetiştirmeye, bilim insanları yetiştirmeye gayret ettik bu müfredatı oluştururken. Akademik kadrolarımızı oluştururken esas dikkat ettiğimiz şey, öncelikle bütün öğretim üyelerinin, burada öğretim üyesi yapacak olan hocalarımızın kendi branşlarında kendilerini ispat etmiş olmalarını istedik. Yani gerçekten kendi konularında ulusal olarak kendilerini kanıtlamış hocalardan öğretim üyelerimizi seçtik. Ayrıca üniversitemizin atama kriterleri oldukça elit kriterler, üst düzey kriterler ve öğretim üyelerimizin de bu kriterleri karşılamasını bekledik. Dolayısıyla gerçekten çok seçici davrandık ve şu anda mevcut öğretim üyelerimiz kendi branşlarında Türkiye'de tanınmış, defalarca araştırmalar yapmış, araştırmaları ulusal ve uluslararası dergilerde, yayınlarda çıkmış bireylerdir. Ve bunlar bizim öğrencilerimizi öğrenmek için buraya geliyorlar. Hep birlikte çok güzel bilim insanları yetiştirmek için elimizden geleni yapacağımıza inanıyorum. Ve öğrenciler, öğretim üyelerimizi tanırken esas olan öğretim üyelerimiz de öğrencileri birebir tanıyacaklar. Çünkü hekimlikte usta-çırak ilişkisi çok önemlidir. Ve bizim öğretim üyelerimizin hepsi teker teker tüm öğrencilerimizle uğraşmayı birinci hedef olarak, onlarla ilgilenmeyi birinci hedef olarak ele alıyorlar. Onlarla hem kişisel olarak ilgilenecekler hem de profesyonel anlamda ilgilenecekler. Araştırmalarına tabii ki burada da devam edecekler. Çünkü sonuçta onlar öğretmenliklerinin, öğretim üyeliklerinin yanı sıra bilim insanları. Araştırmalarına zaten devam ediyorlar ve bu araştırmalarda öğrencilerimiz de yer alacaklardır. Öğrencilerimiz bir takım projelerde yer alıp bu projeleri dikey olarak yani 1. sınıftan 6. sınıfa kadar geliştireceklerdir. Bir kısmını bunların belki 3. sınıfta, 4. sınıfta yayına dökecekler ve bu yayınlar ulusal, uluslararası düzeyde de ilan edilecek. Öğrencilerimizin burada eğitim alırken son teknolojiden yararlanmalarını öncelikle gözettik. Dolayısıyla üniversitemiz tıp fakültesini kurarken çok yeni kurulduğu için zaten en gelişmiş donanımlarla mevcut fakülte hayata geçirildi. Bütün laboratuvarlarımız son gelişmiş cihazlarla donanmış durumda. O yüzden öğrencilerimize çok güzel laboratuvar imkanları sunduk. Bunun yanı sıra inanılmaz bir kütüphane şansları olacak öğrencilerimizin. Hem fiziksel kitaplar olarak hem de elektronik eğiticiler olarak birçok imkana sahip olacaklar. Ve bu imkanlara ulaşırken de fiziksel olarak çok ciddi konfora sahip olacaklar. Çünkü değişik birimlerde, ünitelerde çalışma salonları oluşturduk. Yine bilgisayar, her an bilgisayara ulaşabilecekleri bilgisayar odaları geliştirdik. Ve öğrencilerimizin hepsi buralarda hiç zorluk çekmeden bilgiye ulaşabilecekler. Bunun yanı sıra eğitimlerini tamamlarken simülasyon laboratuvarları gibi ya da interaktif tedavi ya da muayene odaları gibi fiziksel alanlar oluşturduk. Buralarda öğrenciler mesela bir hastanın nasıl muayene edileceğini interaktif olarak
uygulayacaklar ve bu uygulamalar videolara alınacak ve videolarda kendilerini izleyerek nerelerde hata yaptıklarını ya da daha fazla farklı neler yapabileceklerini öğrenecekler. Yine aynı şekilde simülasyon laboratuvarları oluşturduk. Hastanede göremedikleri ya da yapamadıkları uygulamalar için, çünkü her uygulama mutlaka birey üzerinde yapılamayabilir. Çünkü bireylerden onam almak zorundayız, izin almak zorundayız ve bunları simülasyon laboratuvarlarımızda mankenler üzerinde deneyebilecekler. Tıp Fakültesi'nin öğretim yılı hazırlık sınıfı dışında 6 yıl biliyorsunuz. Bu 6 yılın ilk 3 yılını öğrenciler amfi dersleri, teorik dersler şeklinde alırlar ama 4, 5 ve 6. sınıflarda derslerin hemen hepsi hastanede verilmek zorundadır. 4 ve 5. sınıfları stajlarda geçirirler, 6. sınıfı ise intern olarak hastanede çalışırlar. Internün anlamında yeri gelmişken kısaca özetleyeyim. İntern bir sorumlu hekim gözetiminde, denetiminde hekimle ilk adımını atmak anlamına geliyor. Dolayısıyla öğrencilerimiz bir yıl boyunca da internlük yaparlar 6. sınıf sırasında. O yüzden 4-5-6. sınıflar için bir hastanemiz olması gerekiyor ve bizim de afiliye olduğumuz Medicana International Ankara Hastanesi var. Bu gerçekten aşağı yukarı günde 1000 tane polikliniği olan ve dünyada ulusal sıralamalarda bazı branşlarda sıralamaya giren bir hastane. Çok övündüğümüz, gurur duyduğumuz bir hastane ve bizim öğrencilerimiz de 4-5-6. sınıfları hemen hemen tamamını bu hastanede geçirecekler ama biz öğrencilerimizi ilk sınıftan itibaren hastaneyle tanıştırmayı düşünüyoruz ve ona göre bir program yaptık ve ilk uygulamalarını bu sene de yaptık. Öğrenciler ilk sınıftan itibaren hastaneye gitmeye başlıyorlar. İlk sınıflarda tabii ki çok fazla ayrıntılı işlemler yapmıyorlar ama bir takım mesleksel becerilerin nasıl yapıldığını yerinde hastanede görüyorlar ve oradaki hekimlerden ya da sağlık personelinden destek alarak o mesleksel becerileri geliştirmeye çalışıyorlar. O yüzden bizim öğrencilerimiz, Türkiye'de hemen hemen birçok hastane bu imkanı sağlamazken biz tıp fakültesi olarak öğrencilerimize ilk sınıftan itibaren hastanede çalışma, mesleksel beceri geliştirme şansını tanıyoruz. Akreditasyon için öncelikle ilk mezununuzu vermeniz gerekiyor. Yani bizim şu anda akredite olma şansımız yok. Ne zaman akredite olacağız? Ancak ilk mezunumuz buradan, bu tıp fakültesinden mezun olduktan sonra. Ama akreditasyon için bir süreç gerekiyor. Bu süreç içinde olmazsa olmaz bir takım kriterler var. Biz o kriterlerin neler olduğunu hepsini teker teker aldık ve ilk günden itibaren, bu tıp fakültesi kurulmasına karar verildiği günden itibaren akredite olabilmesi için fakültenin gereken her türlü kriteri yerine getirmeye başladık. Ve ilk sene için gerekenlerin hepsini yerine getirdik. Bundan sonra da aynı şekilde tüm gerekli kriterleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Akreditasyon anlamında bir sıkıntımız olacağını kesinlikle düşünmüyorum. Ama akredite olmamız için ilk mezunumuzu vermemiz gerekiyor. Öğrencilerimiz de endişe etmesin. İlk mezunumuz diplomasını aldığı gün akreditasyonumuz da gerçekleşmiş olacak. Tıp fakültesinden mezun olduğunuz zaman tabii ki esas mesleğiniz hekimlik yapmak. Yani tanı koyup tedavi etmek. Bizim öğrencilerimiz de mezun olduklarında sağlık merkezlerinde, hastanelerinde ya da kendi açtıkları özel kliniklerinde hekimlik yapabilecekler. Yani mesleklerini doğrudan icra edebilecekler. Bunu işte tanılarını koyacaklar, tedavilerini verecekler. Ama biz bunun dışında da öğrencilerimizi hazırlıyoruz. Nasıl hazırlıyoruz? Bizim öğrencilerimiz belki koruyucu hekimlikte çalışacaklar. Yani Sağlık Bakanlığı'nda, bir devletin bir kurumunda ya da Dünya Sağlık Örgütü'nde koruyucu hekimlikle uğraşacaklar. Çünkü o donanımı vereceğiz. Veya bizim hekimlerimiz ilaç kimya sanayinde hekimlik yapabilecekler. Çünkü ilaç sanayinde de ilaçlar geliştirilirken mutlaka hekimlere ihtiyaç duyuluyor. Dolayısıyla belki o alanda görev alacaklar. Veya bunun dışında biliyorsunuz tıbbi cihazlar için mühendislik gerekiyor. Mühendislik fakültelerinde hekim olarak çalışacaklar. Ya da tıp hukukunda yer alacaklar veya iş yeri hekimliği yapacaklar. Ya da sağlık sigortası sektöründe görev alacaklar ve günün güncel konusu şu anda bu big data ya da informatik bilgi işlemle ilgili alanlarda hekim olarak görev yapabilecekler. Çünkü biz bu imkanları öğrencilerimize bir kampüs üniversitesi olduğumuz için verme şansına sahibiz. Mesela bizim öğrencimiz yazılım mühendisliğinden ders alacak,
seçmeli ders şansı olacak. Ya da belki bir sertifika programı sayesinde oradan bir sertifikası olacak. Belki sağlıkla ilgili bir program geliştirmek için yazılım yazacak. Yazılım yapacak. Belki cep telefonlarında kullanılan bir program oluşturacak. Dolayısıyla biz sadece mesleki olarak, sadece hekimlik olarak üzerinde durmuyoruz öğrencilerimizin. Öğrencilerimizi birçok donanımla geliştirmeye çalışıyoruz. Bu sayede de iş imkanları inanılmaz oranda artmış oluyor. Tıp fakültesini düşünen öğrencilere benim en önemli tavsiyem gerçekten doktor olmayı istemeleridir. Eğer gerçekten istemiyorlarsa çok zorlanabilirler. Hangi açıdan zorlanırlar? Çünkü çok emek gerektiren bir meslek bizim yaptığımız meslek. Geceniz gündüzünüz yok ve birçok üniversitede en çok çalışan öğrenciler herkesin söylediği tıp fakültesi öğrencileri oluyor. Çok fazla emek vermek zorundasınız. O yüzden de bu mesleği sevmek zorundasınız. Eğer sevmiyorsanız kesinlikle tercih etmenizi istemem. Bazen öğrencilerin aile bireyleri tarafından, büyükleri tarafından baskı sonucu seçtiklerini görüyorum. Ya da genelde çalışkan öğrencilerin girdiği bir fakülte ve çalışkan öğrencilerin sanki tıp fakültesine girmesi gerekirmiş gibi hissedip tıp fakültesi tercihi yapmış olabiliyorlar. Ben bunun için tıp fakültelerini tercih etmelerini kesinlikle önermem. Eğer gerçekten insan ilişkilerinden hoşlanıyorsanız, insanlarla iletişimde olmayı seviyorsanız, çok böyle değişken bir meslek istiyorsanız tıp fakültesi çok ideal. Çünkü her gününüz diğer gününüzden gerçekten çok farklı geçiyor. Mesela 2019'u bitirdiğimizde bir koronavirüs pandemisi ortaya çıktı ve bambaşka bir dünya yaşamaya başladık. Dolayısıyla tıp böyle bir meslek. Her gününüz bir önceki günden çok daha farklı oluyor. Hiç monoton, tek düze bir hayatınız olmuyor. Onun dışında çok ciddi empati gerektiriyor. Yani siz hastanızla bir empati kurmak zorundasınız. Onun yerine koymak zorundasınız kendinizi. Ve mutlaka insanları çok sevmek zorundasınız. Biliyorum hepiniz insanları seviyorsunuz ama gerçekten çok sabır gerektiren bir meslek. O yüzden eğer bu dediklerimi sizin için vazgeçilmez olduğunu düşünüyorsanız mutlaka tıp fakültesini seçin. Artı çok fazla bir branş var tıp fakültesini bitirdikten sonra. 70'in üzerinde uzmanlık alanı var. Çok değişik uzmanlık alanları seçme şansına sahipsiniz. Mutlaka hoşunuza gidecek bir uzmanlık alanı bulabiliyorsunuz. O da bir avantaj. Yani tek bir şeyle sınırlı kalmıyorsunuz. Biraz evvel de söylemiştim işte meslek şansları konusunda birçok farklı mesleklerle de hibritler oluşturabiliyorsunuz. Onlarla birlikte bir araya gelip bilimsel değişiklikler yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla böyle inanılmaz geniş bir yelpaze var iş imkanı anlamında. Yalnız bazen öğrencilerden şu da geliyor, işte çok para kazanmak istiyorum, o yüzden hekimliği seçiyorum gibi bazı geri bildirimler oluyor. Onlar için de ben bir daha düşünmelerini söylerim. Gerçekten birçok meslek grubunda ciddi paralar kazanma şansınız var. Bunun için hekim olmak zorunda değilsiniz. Çok daha emek sarf edilebilen, çok daha az çalışmayla çok daha iyi işler yapılabilen meslekler de var. Bence onları düşünmelerini de isterim. Her mesleğin çok kazananı da vardır, çok kazanmayanı da vardır. Ama şunu söylüyorsanız, iş imkanı anlamında gerçekten şu anda sağlık sektörü iş bulma konusunda en önde giden sektör. Dolayısıyla hekimlerin de iş bulma konusunda hiçbir sıkıntı çekmeyeceklerini düşünüyorum. Ama size bir başka gerçekten bahsedeyim. 2023 yılında Türkiye'nin hekim ihtiyacı kalmıyor. Yani hekimlik yapacak tıp fakültesi mezununa ihtiyacı kalmıyor. O yüzden biz öğrencilerimize başka donanımlar, başka sertifikalar oluşturmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü iş sıkıntısı çekmesinler diye. Burs imkanları full burs ve %50 burs gibi imkanlarımız var. Bunun dışında başarılarına göre de öğrencilerimize burs verebilme şansına sahip oluyoruz. Zaten bunların büyük bir kısmı YÖK tarafından belirlenen, çerçevesi çizilen burs imkanlarıdır. Ama bizim üniversitemizde özgü burslar da mevcuttur. Başarılı öğrencilerimiz bu burslardan da yararlanabilmektedir. Bizim mezunlarımız sadece Türkiye'de çalışmak için biz öğrencilerimizi yetiştirmiyoruz. Bizim mezunlarımız bu fakülteyi bitirdikleri zaman Türkiye'de inanılmaz iş imkanlarına sahip olacaklar. Ama bunun ötesinde biz tüm dünyada iş bulabilmelerini sağlayacağız. Bunun için ne yapıyoruz? Mesela eğitimimizi İngilizce yapıyoruz. Sadece İngilizce dilinde eğitim var. Neden İngilizce? Çünkü İngilizce şu anda tüm dünyada geçerli olan en önemli dil. O yüzden öğrencimiz tıp eğitimini sadece İngilizce alacak.
İngilizceye hakim olacak ve bunun sayesinde ülkemiz dışında da iş imkanlarına sahip olabilecek. Bizim öğrencilerimiz kampüs üniversitesi olduğu için diğer bilim dallarından da ilham alacaklar ve onlardan etkilenecekler. Dolayısıyla farklı donanımlara sahip olabilecekler. Örneğin öğrencimiz bir arkadaş mühendis fakültesinde okuyan bir arkadaşıyla birlikte gidip mühendislik fakültesindeki bir panele katılacak. Oradan bir takım şeyler öğrenecek ve onu kendi mesleğine monte edebilecek. Bunlar ona değişik dünya görüşü kazandıracak. Değişik bilimsel görüşler, perspektifler kazandıracak. Bu da kendi gelişiminde çok önemli olacak. Dolayısıyla tıp bir multi departman, birden fazla bilimin bir araya geldiği bir bilim alanı. Dolayısıyla değişik bilimsel etkiler onun gelişiminde çok önemli rol oynayacaktır. Bizim mezunlarımızın Türkiye dışında iş imkanları da çok olacak. Örneğin Dünya Sağlık Örgütü'nde çalışabilecekler. Örneğin Amerika'da gidip çalışabilecekler. Neden buna sahip olacaklar onu da söyleyeyim. Çünkü biz öğrencilerimizi sadece Türkiye'deki sınav sistemine göre hazırlamıyoruz. Biz öğrencilerimizi ayrıca bütün dünyada geçerli olan farklı sınavlar için de hazırlıyoruz. Buna bir örnek verecek olursak Amerika Birleşik Devletleri'nde USMLE dediğimiz bir sınav gerekiyor. Mezunların, dünyadaki tıp fakültesi mezunlarının sertifikalarının geçerli olabilmesi için. Biz öğrencilerimizi USMLE sınavı için de hazırlıyoruz. USMLE sınavı ile Türkiye'de uygulanan tıpta uzmanlık sınavı, kısacası TUS sınavı birbirlerinden farklı karakterde sınavlar. Şöyle söyleyeyim, bizim ülkemizde uygulanan TUS sınavı bir sıralama sınavı. Onun için öğrenciler bir sıralamaya tabi tutuluyor. Yani şöyle 100 kişilik bir kadro için 1000 kişi müracaat ediyor ve o yüzden de mutlaka öğrencileri sıralamak zorunda kalıyoruz. Sıralamak için de ayrıntı sormak zorunda kalıyoruz. O yüzden biz öğrencilerimizi TUS'a göre hazırlıyoruz buradaki müfredatımızdan. Bunun dışında Amerika gibi, İngiltere gibi ülkelerde öğrencinin yeterliliği ölçülen sınavlar yapılıyor. Yani bu tıp fakültesi mezunu ama gerçekten tıp fakültesi mezunu için asgari bilimsel verilere sahip miyim, bilimsel değerleri biliyor mu, onu ölçüyor. Yani bir ölçme sınavı, sıralama sınavı değil. Yani biz onun yetkinliği ölçüyor. Biz dolayısıyla öğrencilerimizi o sınavlara da hazırlıyoruz. Bunun sonucunda bizim öğrencilerimiz hem İngilizce öğrenmiş oluyorlar hem de uluslararası geçerliliği olan sınavlara hazırlanmış oluyorlar. Bu sayede de dünyanın her bir köşesinde iş imkanı bulma şansları çok daha fazla oluyor. Tıp fakültesi mezunları tıp fakültesini bitirdikleri zaman pratisyen hekim unvanı oluyorlar. Yani pratisyen hekimlikte herhangi bir uzmanlık alanına yönlenmemiş oluyorsunuz. Ama hekim tıp fakültesi diplomasını aldıktan sonra 70'ten fazla Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiği uzmanlık alanı var. Dolayısıyla tıpta uzmanlık sınavına girerek bu uzmanlık alanlarına yönlenip buradan uzman olabiliyorlar. Örneğin işte kalp cerrahisi de biliyor, kalp cerrahı oluyor. Dahiliye iç hastalıklarına gidiyor, dahiliyeci iç hastalıkları uzmanı oluyor. Veya çocuk hastalıklarına devam ediyor, çocuk hastalıkları uzmanı oluyor. Bunları çoğaltabilirsiniz. İşte plastik cerrahiye gidiyor, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı oluyor. Bunları 70'in üzerinde bu tür uzmanlık alanları var ve bu uzmanlık alanları içinde bir takım kriterler var ve bu kriterleri belirleyen Sağlık Bakanlığı'nın kendisi. Biz bu kriterlerin hepsine sahibiz ve henüz öğrencilerimiz daha bizim ilk sınıfta olduğu için uzmanlık zamanı geldiği zaman uzmanlık yapabilmeleri için de gereken hazırlıkları şimdiden yapıyoruz. Ve bizim öğrencilerimiz tıp fakültesini bitirdikleri zaman bizim açacağımız tıpta uzmanlık kadrolarına Sağlık Bakanlığı açmış olduğu tıpta uzmanlık sınavına girerek atanabileceklerdir. Dünya korona pandemisi krizini yaşamaya başladığı zaman biliyorsunuz öğrencilerin okulları kapatıldı ve öğrencilere uzaktan eğitime başlandı. Atılım Üniversitesi olarak biz tüm birimlerimizle, tüm fakülte, meslek yüksek okullarımız ve enstitülerimizle ertesi gün uzaktan eğitime, online eğitime geçebildik. Bunun için gerekli altyapıya sahip bir üniversiteyiz biz. YÖK'ün de yeni tasarılarından birinde bundan sonraki pandemiler olmasa dahi eğitimin bir kısmının online, uzaktan eğitim şeklinde yapılmasını öneriyorlar ve buna da belli bir oran getirdiler. %10 yanlış hatırlamıyorsam %40'a kadar da çıkartabiliyorsunuz online eğitim oranlarınızı ve biz üniversite olarak bu altyapıya sahip bir üniversiteyiz ve kriz başladığı andan itibaren hiç tereddüt etmeden
uzaktan eğitime geçtik. Derslerimizin hepsini uzaktan eğitim şeklinde verdik ve hatta bütün sınavlarımızı uzaktan eğitimde yapabildik. Dolayısıyla gerektiğinde uzaktan eğitime çok kolaylıkla geçebilecek bir altyapıya sahibiz ve bununla da gurur duyuyoruz. Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi bir kampüs içinde yer alıyor. Yani kampüs içinde yer alırken neyi kastediyorum? Birçok diğer fakültelerle birlikte aynı bahçe içerisinde yer alıyoruz. Bu bize nasıl bir avantaj sağlıyor? Şöyle bir avantajımız oluyor. Değişik alanlarda, değişik yerlerde her an değişik bilim dallarında toplantılar var, dersler var, sunular var, paneller var. Peki bunların bize faydası ne? Bizim öğrencilerimiz eğer zamanı boşsa gidip oradaki bir dersi dinleyebiliyor. Ya da çok ciddi bir alan dışı seçmeli ders havuzumuz var. Yani meslek alanımızın dışında değişik meslek gruplarından seçmeli dersler seçip o dersleri alabiliyoruz. Ve müfredatımızda da buna geniş bir şekilde imkan verilmiş durumda. Dolayısıyla bizim öğrencilerimiz farklı bilim dallarında değişik konularla tanışma şansına sahipler. Ve bunu da çok fazla efor sarf etmeden 3 dakikalık, 5 dakikalık bir yürüme mesafesinde giderek bu derslere ulaşabiliyorlar. Gerektiğinde kafalarına takılan herhangi bir soruyu bilimsel anlamda gidip bu işin en iyisiyle konuşma şansına sahipler. Örneğin bir cihaz, tıbbi cihazın herhangi bir şeyi, sağlıkla ilgili kısmını kendileri çözebiliyorlar ama bir mühendislik kısmını gidip mühendislik fakültesinde bir öğretim üyesine danışarak ondan yeterli bilgiye ulaşabiliyorlar. Ve bunlar birçok bilim alanı için genişletebiliriz. Örneğin hukukla ilgili bir sıkıntı olduğu zaman hukuk fakültesine gidip oradan destek alabiliyorlar. Bunlar çok büyük, çok güzel avantajlar. Bu sayede değişik bilimsel perspektifleri görebiliyorlar. Biz öğrencilerimize değişik özellikler kazandırmak istediğimiz için değişik sertifika programları planladık. Bunun için de tabii kampüs üniversitesinde olmamız büyük bir avantaj sağladı. Örneğin eğer biz öğrencimizin hukukla ilgili bir sertifika programına dahil etmek istiyorsak hukuk fakültesiyle bir araya gelip onlarla ilgili bir sertifika programı oluşturma şansına sahibiz. Aynı şey mühendislik fakültesi için geçerli, sosyal bilimler için geçerli. Dolayısıyla bizim bu tür sertifika programları öğrencilerimizin ilerisi için çok ciddi avantaj sağlayacağı için bir takım sertifika programlarımızın olması gerektiğine inandık ve müfredatımızı hazırlarken de sertifika programları yapacak şekilde ayarladık. Dolayısıyla bizim öğrencilerimiz tıp fakültesinde sadece tıp eğitimi almayacaklar, bunun dışında arzu ettikleri alanlarda bir sertifikaya sahip olabileceklerdir. Atılım Üniversitesi'nin tıp fakültesinin diğer tıp fakültelerinden farklı olan özelliklerin başında belki öğrenci sayısı geliyor. Çok fazla öğrenciye sahip değiliz biz. Bunu özellikle istedik çünkü öğrenci sayısı arttıkça öğrencilerin eğitime katılmaları, aktif olarak katılmaları zorlaşıyor. Dolayısıyla biz öğrenci sayımızı sınırda tuttuk ve çok fazla birebir öğrencilerimizle iletişim kurma şansına sahibiz. İkinci bir özelliği eğitimimizin sadece İngilizce olması. Yani Türkiye'de başka tıp fakülteleri de İngilizce eğitim veriyor ama onların hemen hepsi ya da büyük çoğunluğu hem İngilizce hem Türkçe eğitim veriyorlar ama biz burada sadece İngilizce eğitim veriyoruz. Bunun avantajı ne? Bizim öğrencilerimiz hem İngilizce dillerini geliştiriyorlar hem de tıbbi, mesleksel İngilizceyi öğreniyorlar. Çünkü ana diliniz İngilizce bile olsa birçok tıbbi terimleri bilemeyebilirsiniz. Ama biz öğrencilerimize mesleksel eğitimlerini de İngilizce dilinde verdiğimiz için mesleksel terimleri de gayet güzel öğrenebiliyorlar. Bir başka özelliği bir kampüs üniversitesi olmak. Burada birçok ek dersin, seçmeli dersin yanı sıra birçok değişik meslek gruplarındaki öğrencilerle tanışıyorlar. Ve buna göre bilimsel becerilerini, bilimsel görüş açılarını değiştirebiliyorlar. Bizim tıp fakültesine başlayan tüm öğrencilerimize ayrıca proje dersleri de veriyoruz. Bu proje dersleri hem yatay olarak yıl içinde ilerlerken hem de yıllar içerisinde ilerliyor. Yani ilk başta bir veri nasıl toplanır ya da işte bir istatistik, hangi istatistikler uygulanır gibi araştırmanın temelini öğrenirken yıllar içerisinde değişik konular bulup onlara mentorluk eden ya da onlara destek veren hocalarıyla birlikte projelere başlıyorlar. Ve bu projeler belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra yıllar içerisinde bilimsel verilere dönüşüyorlar. Yani bir yayın oluyorlar ya da bir yerde sunu oluyorlar. Bu ulusal olabiliyor, uluslararası olabiliyor. Yani bizim öğrencilerimizin de kendileri birebir bizim araştırma takımımızın bir bireyleri. Sadece öğrenci değiller.
Onlar hepsi bizim araştırma için kurduğumuz takımın birer bireyi oluyorlar. Bizim öğrencilerimiz ilk 3 seneyi genellikle tıp fakültesi bünyesinde geçiriyorlar. Genellikle teorik ve laboratuvar dersleri görerek geçiriyorlar. Ama 4, 5 ve 6. sınıflarda hastane eğitimleri başlıyor. Ama biz öğrencilerimizi ilk seneden itibaren hastaneye gönderiyoruz. Ama ilk senede gittikleri hastanedeki uygulamalar genellikle basit becerilerle ilgili uygulamalar oluyor. Ama 4. sınıfta ve 5. sınıfta stajlar için tamamını eğitim yılının hemen hemen tamamını hastanede geçiriyorlar. 6. sınıfta internliğe başlıyorlar. İnternlik değil ise bir sorumlu hekimin denetiminde hekimle ilk adımlarını atmış oluyorlar. Bunları da Medicana International Ankara Hastanesi'nde hayata geçiriyorlar. Ve 4, 5, 6. sınıflar tamamına yakınında Medicana'da geçirmiş olacaklar.